Epic Games Cadılar Bayramı indirim listesi. Hem Steam'le fiyat karşılaştırıyoruz hem de Game Pass'e bakıyoruz. Hadi gelin. Hepinize merhabalar, ben Tolga ve kanala hoş geldiniz. Dikkatinizi çekerse kollarımı açtım, sizi bekliyorum. 18 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi var. Ve bu indirimlerde hangi oyunların fiyatları düşmüş, hangi oyunlar alınır şöyle bir göz atayım dedim. Sizin için 23 oyunluk bir liste çıkarttım. 22 oyunda olabilir, şimdi tam hatırlamıyorum. Bu listeyi de öyle kuru kuru yapmadım. 1. Kendi oynadığım oyunlardan seçtim. 2. Kendi istek listemde olan oyunlardan seçtim. 3. Oynama listemdeki oyunlardan seçtim. 4. Hem Epic Games hem Steam fiyatlarını karşılaştırdım. 5. Game Pass'te varsa Game Pass bilgisini ekledim. Kısacası kanala abone değilsen abone ol, beğen ve yorumla. Bu arada oyunları da sepet sepet ayırdım. Şu an 120 liralık bir listeye başlayacağız. Bu listeden sonraki listede 120 lira artı yeni oyunlar olacak ve o şekilde ilerleyeceğiz. Toplamda da 4050 lirada bitireceğiz. Outlast neredeyse herkes tarafından bilinen bir korku oyunu. Bu zamana kadar oynamadıysanız kesinlikle bir dönüp bakın derim. Bir gazeteci olarak akıl hastanesindeki bir gizemi çözmeye çalışıyoruz. Bize bu gizemle ilgili bir mail geliyor. Biz de maile cevap olarak elimizde kamerayı alarak buraya gidiyoruz. Başından sonuna kadar gerilim ve korku dolu bir macera sunduğu kesin. Ayrıca hikayesi de bence hoş. Yani hikaye hikayesinin derinliklerine inerseniz de çeşitli bilgiler alabileceğiniz bir oyun. Olur da DLC'ye de bakarsanız DLC'si bence oyundan daha iyi. Bir savaşın ortasında kalmış sivil insanların durumunu merak ediyorsanız This War of Mine'a kesinlikle bakmanız gerekiyor. 11bit Studios'un ilk oyunu. Açıkçası benim bayıldığım oyunlardan ve ağlayarak oynadığım oyunlardan bir tanesi. Savaşın ortasında kalmış bir grup insanın hayatta kalma mücadelesine tanık oluyoruz. Geceleri baskın yapmamız gerekiyor, istemediğimiz şeylerde bulunmamız gerekiyor, barınmamız gerekiyor. Kısacası savaşın ortasında sivil olarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hikayesiyle, yaşattığı psikolojiyle gerçekten inanılmaz bir oyun. Ayrıca Game Pass'te de var. Hani buradan satın almak istemem iseniz Game Pass'te bakabilirsiniz. Among the Sleep Enchanted Edition. Oyunu uzun uzun anlatmayacağım. Bununla ilgili bir Reels'im var. Reels'i kartlara bıraktım. Direkt oradan bakabilirsiniz. Başarılı korku oyunlarından bir tanesi. Soma benim favori oyunlarımdan bir tanesi. Daha önce oynayıp beğenmemiş ve kenara bırakmıştım. Sonra kaldığım yerden devam etmeye karar verdim ve en baştan oyunu oynadım. Kesinlikle harika bir oyun. Tam bir korku oyunu değil, hatta daha çok bir gerilim oyunu. Ama çaresizliği ve yalnızlığı çok iyi anlatıyor. Müzikleri ortalamanın üstü, hikayesi muhteşem bir gerilim oyunu. Biraz kötü yaşlanmış olabilir ama yine de size bir şans verin. Ken Follett's The Pillars of the Earth adından da anlaşılabileceği gibi bir katedralin yapılış hikayesini anlatıyor bize. Ama bu yapılış hikayesinde ailelerin, insanların ve 12. yüzyıl İngiltere'sinde yaşayan zenginlerin ve fakirlerin hikayesine konuk oluyoruz. Tarihsel bir görsel roman oyunu. Yani herkese hitap ettiğini çok düşünmüyorum. Ama bir kitabı oynamak nasıl merak ediyorsanız mutlaka bakın. Geçtiğimiz yılın en başarılı oyunlarından bir tanesi de Alan Wake 2 idi. Tabii ki Alan Wake 2'nin bir de öncesi var. Alan Wake Remastered şu anki fiyatıyla bence Epic Games'ten alınabilecek en iyi oyunlardan bir tanesi. Kesinlikle alın oynayın. Ayrıca bu oyunu oynadıktan sonra Alan Wake 2'ye geçerseniz daha çok zevk alırsınız diye düşünüyorum. Ve ben hala Alan Wake 2'yi oynamadım lan. While True Learn oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi. Hatta hikayesini bir kenara bırakırsak algoritmayı bundan daha iyi anlatabilecek kitap sayısı çok az. Dediğim gibi oyun sadece size algoritma nasıl kurulur ve nasıl işler onu anlatıyor. Oyunda da bir kedimiz var. Kedimiz bizimle konuşmaya çalışıyor. Biz de onun dilini öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bu sayede de algoritma dünyasında dehlizlere dalıyoruz. While True Learn'ü kesinlikle oynayın. The Long Dark bu fiyatıyla bedava, onu söyleyebilirim. Çetin bir kışın ortasında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Farklı modları var. Ayrıca bölüm bölümde ilerleyen bir hikayesi var. Ben hikayesiyle ilgili çok bir şey hatırlamıyorum çünkü yıllar önce oynadım. Ama kışın bir dönüp tekrar bakacağım. Hatta yayınlarda beraber oynarız. Vampire benim en merak ettiğim oyunlardan bir tanesi. Ben de daha önce satın aldım ve henüz oynama fırsatım olmadı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Epic Games'e de bedava verildi bir ara. Ben istiyorsam siz de isteyeceksiniz deyip listeye ekledim. Nasıl bir oyun bilmiyorum. Fikirlerine güvendiğim insanların beğendiği oyunlardan bir tanesi. Dövüş mekaniklerinin tırt olduğunu söylüyorlar. Ama atmosferi, hikayesi ve bazı oynanış mekanikleri iyiymiş, haberiniz olsun. Yani ben öyle duydum. Vampire ile beraber neredeyse 120 liralık bir liste yaptık. Şimdi bu 120 liranın üstüne biraz daha para ekleyip 650 liralık bir liste yapalım. 650 liralık sepete geldiğimiz zaman da ilk önce 120 liralık sepete ekliyoruz, ardından da oyunlarımızı koyuyoruz. Dead by Daylight ile ilgili yine bir Reels videom var, oradan bakabilirsiniz detayları, yine karta bıraktım ben. Şimdi diğer oyuna geçebiliriz, bu da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Dead by Daylight'ı da zaten duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. LEGO Star Wars The Skywalker Saga bence LEGO serisinin en iyi oyunu. Ayrıca içerisinde Star Wars filmlerinin tüm oyunları var. Yani LEGO adıyla çıkmış tüm Star Wars oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Son üçlemenin de oyunları var maalesef ama siz yokmuş gibi de davranabilirsiniz. Tamamen sizin özgürlüğünüz. Ben yokmuşlar gibi davranıyorum ama oyunlar eğlenceli. Onlara yokmuş gibi davranmayın. Son üçlemeye yokmuş gibi davranın. Film olanlara. Star Wars. Güzel artık.
Greek Memories of Azur tek oyunculu bir platform oyunu, aynı zamanda bir Metroidvania. Oldukça güzel bir hikayesi var, ayrıca birden fazla karakterle oynayarak da oyunda çeşitlilik arttırılmış. Yani farklı bulmacaları farklı karakterlerle çözmeniz gerekiyor. Elle çizilmiş grafikleri bence çok ön plana çıkıyor. Hele ki Silk Song'un çıkmadığını düşünürsek Greek Memories of Azur Hall of Night özleminizi bir süreliğine dindirebilir. Prey benim çok oynamak istediğim oyunlardan bir tanesi. Arkane Studios'un oyunlarını da seven biri olarak Prey'i hiç oynayamamak beni çok üzüyordu. Ben de uzun zaman önce aldım Prey'i ama henüz başlayamadım. Başlamayı çok istiyorum. Birazcık uzay korku türünden korkan biriyim. O yüzden başlayamamıştım ama hadi burada da söz vermiş olayım. Silent Hill'i bitirdikten sonra Prey'e beraber başlayalım. Ben de sizin sayenizde oyunu bitirebileyim. A Plague Tale: Innocence 1348'de Fransız Krallığı'nda geçen bir oyun. Oyunda büyük bir veba salgını var. Biz de kardeşimiz Hugo ile beraber bu veba salgınından kaçmaya çalışıyoruz. Macera ve gizlilik ögeleriyle de zaten zenginleştirilmiş bir oyun. Benim uzun zamandır istek listemde, hatta geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam yine Epic Games ücretsiz verdi ve öyle alabildim oyunu. Yakın zamanda oynayıp deneyimlemeyi planlıyorum. Bana bu oyun biraz Hellblade'i hatırlatıyor. Bakalım oynadıktan sonra da aynı şeyleri düşünecek miyim? Alien Isolation benim hiç sevmediğim oyunlardan bir tanesi. Neden sevmediğime dair 20 dakikalık da bir videom var. Onu da kartlara bıraktım, ona da bakabilirsiniz. Neden listeye aldığımı da söyleyeyim. İnsanların geneli Alien Isolation'ı çok seviyor, tamamen o yüzden aldım. Bu fiyata oynayabileceğiniz oyunlardan, hatta iyi oyunlardan biri, yani size göre iyi olabilecek oyunlardan bir tanesi. Eğer Alien filmlerini seviyorsanız, Alien dünyasına girmek istiyorsanız Alien Isolation uğramanız gereken duraklardan bir tanesi. Sepetimiz şu an 650 lira oldu. Hadi bunun üstüne bir şeyler daha katalım, 2100'e kadar gidelim. Ekranda 2200 yazacak, siz ona bakmayın. Ben yanlışlıkla yanlış editlemişim bunu. Sonra bunu düzeltmeye de birazcık üşendim çünkü çok fazla işim vardı. Arada dedim küçük hatalar olur. Neden olmasın, şurada biz bizeyiz yani, ne olacak? Yeni sepetimizin ilk konuysa The Outer Worlds. The Outer Worlds benim de oynama listemde olan oyunlardan bir tanesi. Ben zamanında Steam'den satın almıştım. Açıkçası Orhun Kayaalp'in övgülerinden sonra satın almıştım. Hikayesinin, dövüş mekaniklerinin, oynanış mekaniklerinin iyi olduğunun söylendiği ama oyunun bir noktadan sonra çok kolaylaştığının belirtildiği bir oyun. Benim çok merak ettiğim oyunlardan bir tanesi. Ben uzay RPG'lerini genel olarak seviyorum. Zaten bu videodan da anlayacağınız üzere ben genel olarak uzay işlerini seviyorum. The Outer Worlds de en yakın zamanda oynamak istediğim oyunlardan. Umarım beklediğime değer, öyle söyleyeyim. Doom Eternal tam olarak kafa dağıtmalık bir oyun. Oyuna gir, bir şeyleri parçala, rahatla ve çık. Game Pass'te de var zaten. Ben Game Pass'ten sırf bu amaç için oynamıştım bir süre. Tekrar belki bir oynarım bir ara, bilmiyorum. Ama sizler de bu amaç için oynayabilirsiniz. Her oyun bize bir hikaye anlatmak zorunda değil. Bazı oyunlar sadece uzaydaki yaratıkları yok etmek için var. Hogwarts Legacy son zamanların en çok satın oyunlarından bir tanesi. Hala kütüphanenizde değilse fiyatı buralara düşmüşken mutlaka alın. Bir Harry Potter fanıysanız zaten bu oyunu bayıla bayıla oynarsınız. Benim hem sevdiğim hem sevmediğim oyunlardan, biraz kafamın karışık olduğu oyunlardan bir tanesi. O yüzden yarıda bıraktım. Belki bir gün döner, en baştan oynar ve değerlendirmemi öyle yaparım. Ama dediğim gibi eğer Harry Potter fanıysanız bu oyunu sakın kaçırmayın. 120 liralık poşetimiz vardı ya, orada Alan Wake Remastered var. Onu oynadınız. Sonra American Nightmare'ı da oynadınız. Hadi onu oynamasanız da olur ama siz oynadınız. İşte şimdi oynayacağınız oyun Alan Wake 2. 2023 yılının en çok konuşulan oyunlarından bir tanesiydi. Hala güncellemeler geliyor, ücretli ücretsiz. Alan Wake 2'yi de hazır bu fiyatlara düşmüşken mutlaka alın. Yarın öbür gün zamlanır, üzülürsünüz. Son poşete 4050 liralık poşetimize geçelim. İlk oyunumuz Banishers Ghost of New Eden. Banishers Witcher's Fire'lı oynanışı olan ilginç bir oyun. Bu senenin bence iddialı oyunlarından bir tanesi. Ben bu arada Fransızca oynadım oyunu. Sizlere de Fransızca oynamanızı tavsiye ederim. Daha doğrusu bitirmedim ama devam edeceğim yani bir noktada. Banishers lanetli ruhları yok ettiğimiz, ölüleri huzura kavuşturduğumuz bir oyun. Bir noktadan sonra eşimiz de ölmek durumunda kalıyor ve onu geri döndürecek miyiz, döndürmeyecek miyiz? Köydeki laneti bozacak mıyız, bozmayacak mıyız? Hem etik sorularla karşılaştığımız hem de köydeki laneti yok etmeye çalıştığımız bir oyun. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle bu ara oynayacak bir oyun bulamıyorsanız ve güncel bir şeyler oynamak istiyorsanız Banishers'ı kesinlikle alın. En sevdiğim süper kahramanlardan olan Spider-Man sonunda bilgisayara geldi. Hatta Aralık ayında Spider-Man 2 de geliyor. İlk oyunda çok güzel bir indirime girmiş. Mutlaka alın, deneyin. Spider-Man olarak dünyayı gezmesi, yan görevleri yapması, ana görevi takip etmesi inanılmaz güzel. Ben bir noktadan sonra zaten ana görevden koptum ve sadece yan görev yapmaya başladım. Evrende gezmeye başladım. Size de Spider-Man'liği tavsiye ederim. Hem de örümcek ısırmadan.
Ve son oyunumuz The Last of Us Part 1. Açıkçası klasiklerden bir tanesi artık. Benim çok sevdiğim, hikayesine bayıldığım oyunlardan bir tanesi. Özellikle dizisi, çizgi romanı, oyunları derken sürekli tükettiğim içeriklerden. Hatta oynayamadığım dönemde kuzenime gidip kuzenimin PlayStation'ında oynayıp bitirdiğim oyun. Bilgisayarda başta biraz sorunlu çıkmıştı ama sorunların giderildiği söyleniyor. Ben de bilgisayarda o yüzden tekrar bir şans vereceğim. Sizler de bu harika oyunu alıp oynayın. Hikayeye kendinizi bırakın. Umarım liste hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi size 150-200 oyun da tanıtabilirdim ama bu ekonomide bütün oyunları tanıtmanın da çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ben almaya değer gördüklerimi tanıttım sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Ne kadar çok ses çıkarttı ya. Bay bay.